Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 boyutlu masa ve sandalye yapacağız. Basit bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarımızı heveslendirecek tarzda bir çalışma olacak. İlk önce AutoCAD programını yapacağız. Sonraki videoda da ProEngineer, yani yeni ismiyle Creo programında yapacağız arkadaşlar. Hemen dersimize başlayalım. Şu an üstten bakıyoruz. Rectangle komutuyla başlangıç yerimizi belirledik. Sonraki noktamızı et işaretiyle 1500 milimetrik olarak çizeceğim. 1500'e 750 çizdim. Bu masamızın ölçüsü olacak. Ölçüler önemli değil. Teknik önemli. Tekrar bir rectangle komutu. Ayaklarını çizeceğim. 40'a 40'tan yapacağım. Basit bir ekstrüzyon işlemi olacak hepsi. Bunu move yapıyorum. Bu noktadan bu noktaya. Tekrar şimdi mirror komutuna giriyorum. Me in enter parçamız objemi seçmiştim. Bu eksen ve şu eksende tık tık aynalama işlemini yaptım. Yine aynı yerdeyken sandalyemi çizmek istiyorum. Et işareti 400'e X'te 450. Evet. Tekrar rectangle komutu veya şuradan kopyalayabilirim. Buradan kopyalayabilirim. Aynı şekilde mirror komutu. Evet. Şu an izometrik bakıyorum. Masam tamam, hazır. Buraya extrude yapacağım. Şu hepsini. Extrude işlemini yaparak 800 olsun ölçümüz. Bunu 800 taşıyacağım yukarıya doğru. Extrusion işlemi. Bunu da 40 milimetre yaptık. Şu an bunu yapalım. Extrusion işlemi. Yani şunu bir kopyalayalım aynı yerden. Şuradan kopyaladım. Nereye? Aynı yere. Yani üst üste kopyalamış oldum. Ekstrüzyon işlemi yapacağım. Bu sefer seçerek yapıyorum ki o iki tanesini seçmemek için. Yukarıya 500 milimetre yaptım. Şu an iki tane obje ve şu çerçevemi seçerek yukarıya taşınma işlemini yapıyorum. 500. Ekstrüzyon işlemi bu. Ne kadar olsun? 40 olsun bu da. 500'dü. Şuna 400 milimetre. Şu çizgilerimi yukarıya taşıdım. Move komutuyla. Ters pencereyle ekstrüzyon işlemini uygulayacağım. Şunu ve şunu. Bir 500 yapalım bakalım nasıl gözükecek. Önden baktığımız zaman fena değil. Tamam. Buraya arka kısmının kavisi yapalım. Şuradan bir line çizdik. Aşağıya doğru da 40 yapalım hadi. Spline komutuyla ya da arc komutuyla tık tık ve tık. Değil mi? Gördüğünüz gibi X, Y, Z fark etti. Önemli değil. Ters pencereye seçtim. Buradan buraya taşırım. Daha önceki eğitimlerde bahsetmiştim. Bu işlemleri dışarıda yapıp sonra taşıyabiliriz gibisinden. Şuraya bir line yapalım. 10 olsun. Burası da 10 olsun. Ve kopyaladık. 10 olsun. Bu spontane bir şey oldu. Yani basit bir çalışma. Region komutuyla burayı düzlem haline getirdim ve ekstrüzyon işlemiyle şuraya aşağıya doğru ne kadar oldu şu an? 100 milimetre aşağıya taşıyalım bunu. Evet. Bir bakalım. Böyle bir masa sandalyemiz oldu. Masamızı mavi yapalım. Ve sandalyemizde biraz daha
pembemsi bir şey yapalım. Evet. Şimdi aynalama işlemine geçeceğiz. Hepsini seçtim. Sandalyemin. Mirror komutuyla. Şuradan şöyle yaptım. Çok az taşıyayım bunları. Hadi biraz daha taşıyalım. 50. 50. Ve mirror komutuyla tık tık 200 de içeri taşıyalım. 200 de buradan taşıyalım. Simetrik olsun. Evet arkadaşlar. Masa ve sandalyemizin tasarımı bitti. Bu aynı işlemi bir de Creo programında yaparak ne gibi farklılıklar olduğunu, parametrik ve amparametrik programın ne gibi farklılıklar olduğunu göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.